Çok yoruldu. Belim ağrılar girdi ama değdi. Şahane bir yuva yaptım sizlere. Orhan, hadi durma öyle, gel. Hadi gelin, gelin, gelin. Gelin. Çok güzel bir yer oldu, gelin. Heh, çocuklar gelin hadi. Hay hanım ağladı. Hay hanım. Gelin, 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 gelin. Heh. Sürpriz. Vallahi kendi ellerimle size yuva yaptım çocuklar. Eviniz oldu. Kira derdi yok, fatura yok. Aha, oraya da bak tüp koydum. Yemeğinizi de yaparsınız. Azıcık aşım, kaygısız başım demişler değil mi? Olcan ne diyorsun? As oğlum onu da. As. Ne? As oğlum onu buraya. As. Homeyi, homeyi. As. As bakayım. Bak şimdi onu da asınca pek güzel olacak. Heh. Vallahi şahane oldu. Heh. Home. Sweet. Home. Neydi o? Ne demekti o? Evim güzel evim. Ya insanın kendi ev gibisi var mı? Yok tabii. Eh peki madem. Hadi bakalım güzel güzel yatın. Yarın sabah ben size tabak çanak da getiririm. Yemeğinizi de yaparsınız artık. Değil mi? Kuzen bir şey lazım olursa evden benim camı tıklatın tamam mı? Sağ ol. Bak Asiye, o örtüyü de anan örmüştü. Öyle kaldırıp bir yere atmayın olur mu? Kendileri göçüp gitti ama hatıraları kaldı. Haydi bakalım o zaman, hadi. Neyse, hadi çocuklar, onlar da yorgundur, uyusunlar. Haydi, iyi uykular, güzel güzel dinlenin olur mu kuzular? Hadi. Haydi. Hadi bakalım. Gel Olcan. Hadi oğlum. Gel kızım. Olcan, kapat şu kapıyı. Hadi geç yürü kızım. Kuzen. Ablacığım, geç hadi yat, üşüme. Ömer, hava çok soğuk abicim. Şu bavullardan kazak falan çıkar. Giyelim üstümüze. Babamın uykusu mu? Evet abiciğim. Hadi yat ablacığım. Sen de yat yanıma. Tamam, yatarım. Üzülme abi. Abla. Ablacığım. Elin ayağın buz gibi olmuş. Üşüdün mü? Abi, bir ısıtıcı almamız lazım. Tamamdır. Hallederiz fıstık. Abla, çişim geldi. Tamam. Kalk ablacığım, götüreyim seni. Yengen bir şey demez değil mi? Demez herhalde. Çık 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 çık. Gel. Ömer,
Sen de buna kahvaltılık ne alabiliyorsan al abiciğim. Tamam abi. Ama çay yapamayacağız ha. Meyve suyu al. Bugünlük idare ederiz. Sonra çaydanlık falan da alırız. Tamam abi. Ne yapıyorlar acaba? Nasıl dayanıyorlar? Suzan teyzeler geldi, kapıdalar. Aa tamam. E sen hazır değilsin. Ya giyinirim ben, hadi. Acele et Doruk. Yok bu böyle olmayacak. Kıracağım ben bunu. Az geriye çekilesi. Yengem kızmasın. Ya kızarsa kızsın ya. Mesaj mı geldi? Evet bir arkadaş atmış. Dışarıda balta var mı? Bir baksana ya. Bakayım. Bak bakayım. Ne acaba bu? İsmi cismi de yok. Baba, baba çabuk. Ne oldu kızım? Ya Suzan teyzeler geldi kapıdalar. Param yok hiç, biraz karta destek çıksana. Kızım yüreğime indirdim baba baba baba. Suzan teyzenler mi geldi? Ben de merhaba diyeyim. Ya baba hadi param. Ben nakit takdim edeyim size hanımefendi. Al çocuğum, al. Of. Yürü hadi, yürü. Bir ütüm yapsaydım ya. Yok yok yok, iyi böyle, iyi böyle. Ama kırış kırış olmuş. Kıza solist misin sen öyle ütülü elbiseler giyeceksin filan? Çocuklar böyle gelse de olur yavrucuğum. Nereye yenge? Düşün önüme dedim, başka bir şey söylemedin. Bir şey de didiklemeyin ya, büyük sözü dinleyin. Hadi hayrınıza bir şey yapacak yengeniz. Ney? Kızım sen bu kümeste mi yaşamak istiyorsun Asiye? Ha? Bak köhür köhür öksürüyor çocuk. Ciğerleri sırtına yapıştı neredeyse. Sen hala sorgu sual peşindesin. Gel ya. Ya yenge nereye gidiyoruz? Hala anlamadım ki. Ya hala nereye diye soruyor ya. Ormana götürüp aslanlara parçalatacağım sizi. Tövbe estağfurullah. Hadi evladım. Hadi kızım. Tamam da hangi sokağa gireceğim? Selam. Melisa ben. Hatırladın mı? Akif Atakol'un kızıyım. Hatice teyze bize gelirdi. Evet evet. Tanıdım seni de. Ne işin var senin burada? Okula mı kırdın sen? Yok canım, gittim okula. Dönüşte bir size uğramak istedim. Bize mi? Niye? Şey merak ettim. Yani iyi misiniz diye merak ettim. Sen ne yapıyorsun burada? Burada çalışıyorum. Kolay gelsin.
Ya sizin eve gitmek için hangi sokaktan gireceğim? Yengen cenazede tarif etmişti ama bulamıyorum şimdi. Biz artık orada oturmuyoruz. Aa, taşındınız mı? Evet, taşındık. Nereye? Yakın mı? Ya yakın sayılır ama şimdi kardeşlerim de evde değil. Sen de artık git bence. Gideyim mi? Evet, benim de işe dönmem lazım. Ben makaron almıştım. Kardeşlerine götür diyecektim. Ne soğuk bir çocuk bu ya. Şimdi ne yapıyorsun? Çocukları mı götürüyorsun? He. Etinden de koysana azıcık. Koyduk herhalde Orhan. O kadar vicdansız değilim. Aa bak yine koydum. Aybüke hadi kızım gidiyoruz. O masanın üzerine koyduğum tabağı çanağı da al. Geç kalıyoruz. Çekil ayağımın altından. Ben bunu bıraktıktan sonra Nuriye Hanımlara gideceğim. Sabah bozulan imajımı düzeltmek zorundayım. Konuşurlar şimdi böyle cak 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 cak. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. İyi hadi git. Bu akşam böyle idare edeceğiz ablacığım. Olur mu? Asiye. Heh. Etli nohut yaptıydım. Hepinize yetecek kadar da koydum. Afiyet olsun. Sağ ol yenge. Tabak çanak var burada Asiye. Nuriye teyzelere gideceğiz. Gel sen de. Emel'i yalnız bırakamam şimdi. Gelsin biz de otursun. Hem televizyon seyreder. İstemiyor. Peki madem o zaman oraya çaydanlık da koydum. Sıcak sıcak demlersiniz, çayınızı içersiniz. Oldu mu kızım? Hadi Aybike gidelim, komşuyu bekletmeyelim, ayıp olur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ablacığım, sen bundan ye, ben ekmeği yerim. Dur sana tabak çanak getireyim. Vallahi güzelliği. Bayılıyorum. Aa, o ne be? Disko gibi yapmışlar arabayı ezikler. Aa, salağın havalara bak. Kendini ralli pilotu sanıyor herhalde. Oğlum bu kız kim böyle ya? Ha? Şu Melisa'nın abisi. Bizim çevreden mi? Yok değil oğlum. Saçmalama. Kuzen sen bir tane kahve kap. Gençler ne haber? Bakıyorum gözünüz kaldı. Makine güzelmiş. Kaç basıyor? Senin ibrenin göremeyeceği bir sayı diyelim. Pa. Benim ibremin göremeyeceği bir sayı yok. Sen rahat ol da. Bir bak bakalım. Aradaki 7 farkı bulmak zor olmasa gerek ha? Pilot farkını unutuyorsun galiba. Tüplüdür de bu. Bitince ne yapıyorsun? Evdeki mutfak tüpünü mü takıyorsun? Bu zenginleri 2 dakika insan gibi muhabbet edemiyorsun. Hemen ezikleyecekler. Oğlum uyuma şunlara sen, boş ver. Şişt, geç. Küçükken uzaktan kumandalı bir arabam vardı. Biraz seninkine benziyordu. Gerçi o bile senin külüstürü geçerdi ama. Ay öyle ölmedi ya. Füze atsaydın keşke. Kardeş, ben şimdi size bu asfaltı öptürürüm de yanında çok güzel bir hanımefendi var. Sonra rezil olma. Dikkat et de o asfaltı sen öpme kardeş. Yarışalım istersen. Ha? Alırım anahtarımı. E hadi.
Biraz eğlenelim mi ya? Sendeyiz kanka. Hocan saçmalama, ne yarışı? Kızım bana bakışını gördün mü? Hangi bakış, ne bakış olacak? Gördün mü? Ha? Sendeyiz. Oğlum yarışıp ne yapacaksın saçma? Lan yavaş, oğlum dur! Onların ben havalarını yerim ya. Ha ne oğlum, nerede? Bak göremiyorum. Ömer nerede bunlar? Kanka bassana gaza, 40'la gidiyorsun. Avans yürüyeyim. 10 saniyeliğine de olsa kazandığımı zannetsin zavallılar. Hadi. Hadi. Hocam yavaş yavaş, tamam. Güzel, ne olur karışma. Şu an çok gazlıyım. Bak bak bak. Yer miyim oğlum? Sıkı tutun şimdi. Ömer, ben göremedim tam olarak da. Ne bekliyordun? Arabada bir sıkıntı var herhalde. Yok. Knockout. Toz yutturdu lan şerefsizler bize. Nerede lan bunlar? Ya oğlum boş ver, eve dönelim. Yarışıp ne yapacaksın çocuklarla ya? Bir dakika, bir dakika. Güzel, sen bir bana bırak. Ben bulacağım o tikileri. Sen bana müsaade et. Allah Allah ya. Olcan yavaş yavaş, tamam. Ha, buradalar işte. Ya Olcan, Allah aşkına eve dönelim ya. Bir de bunlarla mı uğraşacağız oğlum? Tamam kuzen ya, tamam. Tamam. Olcan. Ya Olcan. Sırf benden zenginler diye kimse beni ezemez kuzi. Ben o tipi tipleri var ya, laflarını tek tek yutturacağım. Olcan bak, benim her tarafım stres sıkıntı zaten. Başka bela istemiyorum. Hem o çocukları dövünce ne olacak oğlum? Ne dövmesi oğlum? Dans edeceğim lan. Dans mı? Ha. Mahalle yarısı birinciliğim var oğlum benim. Dansımla etkileyeceğim onları. Gülme oğlum. O kızın gece rüyalarını süsleyeceğim, gör bak. Oğulcan. Vale yok mu ya burada? Ha, var. Ay Doruk tabii rüzgar gibi geçti salakları. Ay suratlarını bir görecek misiniz eziklerin? Aferin Dora. Trafikte yarışmak ne ya? Canına mı susadın sen? Babam bu yaptığını duysa alır altından arabayı. Alır abi. Kuzen, elit hava sahasına girmiş bulunuyoruz. Ha bak oradalar işte. Ha. Oğlum, yakacağım şimdi ortalığı. İzle beni. Wow, gelenlere bakın. Bunlar onlar mı? Hı-hı. İnanmıyorum ya. Bunlar bizi takip etmişler. Belalarını arıyorlar herhalde. Sakın bir şey yapmayın. Hatice teyzenin oğlu o. O kim ya? Ha, sizin ölen hizmetçi kadın. Peki bu geri zekalı kim? Kimse kim canım ya? Burada garson güvenlik falan bir şey yok mu? Attıralım şu gerizekalıları buradan. Aynen ya. Saçmalama Berk. Ne zararları var size? Bırak otursunlar. Ben bir Ömer'e merhaba diyeceğim. Melisa'cığım. Aşkım tamam hadi. Hadi eğleniyoruz. Hadi. Aa. Aa, selam. Merhaba. Nasılsın? İyidir, sen nasılsın? İyi, fena değil. Ya bugün size gelecektim. Sonra abinle karşılaştık. Evde yoklar, gitme falan dedi.
taşınmışsınız galiba. Nerede oturuyorsunuz siz ya? Abim de bir türlü söylemek istemedi. Ve galiba bana da sinir oldu biraz. Yok ya, öyle değildir. Yani sinir olmamıştır sana, merak etme. Çok şeker ya. Arkadaşın mı? Kuzey. Aşkım biz tuvalete gidiyoruz, geleceğim. Kızlar, ne haber? Dans edelim mi? Dans derken? Ha. Sen dans etmiyorsun ki tatlım. Sen resmen can çekişiyorsun. Bak. Ay yavaş şimdi, bir yerini sakatlayacaksın ya. Ay şuna bak, leş gibi de terlemiş. Ay. Aynen canım, ne kadar terledim, pardon. Ne yapıyor bu gerizekalı ya? Arkaya mı asılıyor? Şu manken senin manita mı? Galiba kıskandı bizi. Kıskandı derken? Seni neden kıskansın? Sen bir kendine bak istersen, bir de ona bak. Vallahi bakıyorum ama hala kendimden yana kullanıyorum, biliyor musun? Ha. İyi, biz kaçtık o zaman. Hadi bay. Görüşürüz. Sonra görüşürüz. Gelin de arayın. Haksız mı ediyorsun kızlara? Yok be, takılıyorduk. Ay pardon. Konuşuyorduk sadece. Konuşmayacaksın kız arkadaşımla. Hadi canım hadi. Senin gibilere göre değil biz. Haydi. Aşkım tamam, sakin ol. Bir şey yapmıyor da öyle. Aynen ya Doruk aşkı, sakin ol ya. Hayırdır oğlum, aman kime lan, senin artist, manken. Ne oluyor lan? Ha? Doruk hayır. Askeri. Doruk. Gel çocuğu bana bırak. Gel. 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 Gel oğlum gel. 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 Al. Oğlum bak, siz de fakirsiniz bizim gibi. Bizi kollayın, bizi. Oğulcan yürü yeter. Bin arabaya. Oğlum vallahi bak kuzen, sen olmasan canlarını okurdum yemin ederim ha. Acıdın bir yerin? Yok. Sende var mı bir şey? Yok, sinirimden bir şey hissetmiyorum ki. Sakın. Oğulcan sakın. Oğulcan yapma. Oğlum. Ben bunun altında kalır mıyım kıza? Hocam bak, gelirler şimdi, sakın bir şey yapma. Bir şey yapmayacağım ya, ucundan değdireceğim sadece, merak etme. Hocam. Oğulcan. Oğlum lan. Oğulcan. Ne yapıyorsun oğlum? Bak birileri çıktı, yürü yürü. Yürü. Yürü, 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 yürü. Yürü. Oğlum hadi, dur. Hadi. Oğlum dur, strese sokma. Lan Oğulcan, lan Oğulcan. Oha kanka, aynayı kırmışlar. Ne? Arabayı da çizmişler. Hayvan herifler. Bin bin kaçıyorlar, bin bin bin. Hiçbir yere kaçamazlar. Doruk ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? Doruk. O Bambi şimdi baba korkusundan böyle hangi deliğe gireceğini şaşırmıştır ha. Ya yanlış yaptın Olcan. Ya polise giderlerse şimdi? Tamam kuzen. Beyler. Ne haber? Nereden geliyorsunuz? Hiç. Öyle dolandık abi biraz. Gezdik dolaştık. Ama öyle arabayı çizip kaçmak var mı bebeğim ya? Ne yaptınız ya? Sen? Hop hop hop, bir dur bir an. Bir dur. Sen sakin ol efendi ol. Benim işim onlarla. Sen kimsin? Akif Bey'in oğlu abi. Kadir abi, tanışmanız bittiyse eğer ben şu pisliğin icabını görebilir miyim artık? Sen gel lan buraya, içeri misin? Gel, gel, sen gel, gel. Olgun gelsene lan.
Dur olacak. Oğlum bak, lan arabanı çizdim, seni de çizeceğim. Lan gel lan buraya. Musa bırak, bırak. Bırak, suratını dağıtacağım. Dur. Bırak. Ya bırak mesajcık ya, bırak abicim. Paşama şehrisin dayım. Yeter. Kesin. Geç olacaksın. Ömer bırak sen de. Tamam, tamam biz de gidiyoruz. Gidiyoruz Doruk hadi. Nereye gidiyoruz ya? Ödeyecekler arabamın parasını. Peşimizden gelip mekan bastılar resmen. Yok abi biz bir yere basmadık, tartıştık sadece. Karakola da şikayet edeceğim. Atsınlar bu davarları içeri. Oğlum ben sana efendi ol demiyor muyum? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen kimsin be? Kadir. Ömer'in abisiyim. Ben Kadir. Deli Kadir ulan. Espri mi yaptın lan sen? Espri ne yapayım lan senin? Korkak lan bunlar. Oğulcan. Uzatma sen de. Hadi siz de gidin evimden hadi. Hadi. Bir dakika bir dakika. Evimden derken şu kızın çıktığı şeyden mi bahsediyoruz? Evet. Harika sus. Susun herkes sussun ya. Edip Bey gir içeri ezerler seni. Yalnız çok fantastik oldu orada. Kümeste mi yaşıyorsunuz canım siz? Emel, hadi gir içeri abicim. Hava çok soğuk. Hadi gidelim ya. Şu an bütün sinirim geçti biliyor musunuz? Şu zavalların yaşadığı yere bak. Sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Asiye. Gurur mu yaptın sen? Evet, evet. Öyle oldu galiba biraz. O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Hatırladın değil mi beni? Siz babamdan para dilenirken ben arabada bekliyordum. Asiye ne diyor bu? Para mı aldınız siz bunları? Yengem aldı abi. Bizi de yanına götürdü. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Babana o parayı vereceğim. Arabanın masrafı neyse onu da göndereceğim. Şimdi al arkadaşlarını çek git buradan. Göndereceğim faturayı sana. Gönder. Sen. Senin hesabını sonra göreceğim bebeğim. Özle beni. Merhaba. Merhaba, buyurun. Kime baktınız? Akif Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Randevum yok ama beni görür. Babam onun için çalışıyordu. Beyefendi, burada herkes onun için çalışıyor. Ben çok kısa görüp çıkacağım yani. Bir görüşme ayarlasanız olmaz mı? Beyefendi, sekreterden randevu almanız lazım. Ya ben iki dakika görüp çıkacağım diyorum ya. Ben nereden bileyim şimdi sekreteri mekreteri? Beyefendi, işimiz var. Uğraştırmayın bize. Sekreterden randevu alın, öyle gelin. Hop hop dur, nereye gidiyorsun? Ver ver, kartı ver. Sana diyorum, dursana. Koş koş, yakala çabuk adamı. Dur. Dur, içeri giremezsin. Sana diyorum, dursana. Ne oluyor? Dursana. Akif Bey'in ofisi kaçıncı katta söyler misiniz lütfen? Randevum var. Ne olur hadi ya. Çok teşekkürler. Beyefendi nereye? Beyefendi. Beyefendi nereye? Buyurun.
Akif Bey'in ofisi neredeydi acaba? Bir saniye. Buyurun söyleyeyim bana siz. Ya benim bir şey vermem lazım, onu o yüzden geldim. Kardeşim tamam, bana ver, ben iletirim kendisine, söyle. Hanginiz yaptı lan bunu? Hanginiz yaptı? Kimsin sen? Ya kendim bırakmam lazım diyorum, bir bırakayım çıkayım bağırmayı diyorum ya. Bağırmayı keser misin arkadaş? Yürü kardeşim, çıkıyoruz hadi. Hadi abicim. Çıkarın dışarı. Yasak, alın dışarı. Musun? Ya. Alın dışarı. Ya kapısına kadar gelmişsin, bir şey vereceğim diyorum ya. Görsün. Ya bir bırak seni. Elini kolunu sallayarak giremezsin. Ya. Dışarı. Yahu kapısına kadar gelmişsin. Alın dışarı. Kardeşim bırakın beni, geçeyim ya. Kardeşim. Alın dışarı. Alın dışarı. Hadi abi. Yahu bırakın beni, Allah Allah. Bir şey teslim edip gideceğim ya. Bağırma. Ya bir bırak seni. Ya bırak seni. Erhan. Erhan. Ne bağırıyorsunuz ya? Ne oluyor burada? Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? Bırakın. Kimsin sen? Kadir ben. Veli Eren'in oğluyum. Başın sağ olsun. Ne istiyorsun? Yengem senden bir şey almış. Onu geri vermeye geldim. Sebep? Çünkü ben böyle bir yardım istemedim. Yengem işgüzarlık etmiş. Benim kardeşlerim benim sorumluluğumda. Bak. Yengem kapıma geldi. Açız dedi. Sürünüyoruz dedi. Bize yardım edin dedi. Ben de ona yardım ettim. Şimdi sen burada geldin, bana ahkam kesiyorsun. Neyin tiyatrosunu oynuyorsunuz siz ya? Ben kimseye ahkam kesmedim. Düzgünce derdimi anlatmaya çalıştım, beni dinlemediler. Senin derdin ne ha? Sen bana bir söylesene, senin derdin ne? Daha fazla mı para istiyorsun? Tamam vereceğim. Vereceğim ya, çok sıkıldım, vereceğim. Yeter ki yakamdan düşün ya. Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok bizim. Al şunu. Bak delikanlı, boşuna gurur yapıyorsun. Yardım kabul etmek seni küçültmez. Çalışanlarının sigortasını yaptırmak seni küçültür müydü peki? Ölünce mi aklınıza geliyoruz ya? Bu parayı da işini rahatlatmak için verdin. Sen benim babamın emeğini sömürdün. Sigortasını yapmadın. İş güvenliğini sağlamadın. Şimdi böyle alay eder gibi para verince böyle rahat uyuyacağını mı sanıyorsun? İstemiyorum ya. Ben senin paranı da istemiyorum, senin rahat uyumanı da istemiyorum. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Anladın mı Akif Bey? Benim babam, Veli Eren, sizin gibi bu adam zengin olsun diye çalışıyordu. Ama öldü. Hayatının değeri de şuradaki şu 3 kuruş para kadar işte. Hani siz böyle burada oturmuşsunuz, böyle fiyakalı ofislerinizde çalışıyorsunuz ya. Kendinizi babamdan farklı görmeyin ha. Çünkü var ya, şu adamın gözünde hiçbiriniz Veli Eren'den daha kıymetli değilsiniz. Bak delikanlı. Kadir miydi adam? Kadir. Bak Kadir. Boşa gurur yapıyorsun. O sigorta işi senin sandığın gibi değil. O parayı da içimi rahatlatmak için vermedim. Neden biliyor musun? Çünkü ben anamın karnından zengin doğmadım oğlum. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim ben de buralara kadar. O yüzden yokluğun ne demek olduğunu inan ki çok iyi biliyorum. Tamam. Gururlu çocuksun, helal olsun. Delikanlı adamsın, tamam. Madem bu yardımı kabul etmiyorsun, gel bizimle çalış. Yani bir sürü iş var burada. Çay getirir götürürsün. Hademelik yaparsın. Birlikte çalışalım. Ha? Ne dersin? İstemem. Senden gelecek iyilik eksik olsun. Akif. Nedir bu mevzu?
Kadir, geçmiş olsun abiciğim. Kadir, iyi misin? Hiç üstüme gelme abi, ne olur ya. Konuşacak halde değilim. Anlat oğlum, belki bir faydam dokunur. Kardeşimi yetimhaneye götürdüm abi. Bir de üstüne onu orada bırakıp kaçmaya kalktım. O kadar ağladı ki abi. Anası babası ölmüş, hayatta benden başka tutunacak dalı olmayan kardeşimi aldım abi, yetimhaneye götürdüm. Söylesene abi ya. Adam değilsin sen Kadir desene. Senin bu yaptığın insanlık değil desene. Söylesene abi benim yüzüme. Söylesene abi, söylesene. Aklın karışmış oğlum. Ne yapacağını şaşırmışsın. Yüklenme bu kadar kendine. O iş öyle değil işte abi. Baksana ya, beceriksiz adamın tekiyim ben. Doğru dürüst bir iş bile bulamadım ya. Allah benim belamı versin. Bir de gelene gidene atar yapıyorum ya. Gelene gidene atar yapıyorum. Allah benim belamı versin ya. Baksana abi nerede yaşadığımızı. Abi baksana yaşadığımız yere. Neyin gururunu yapıyorum ki ben? Abi ben neyin gururunu yapıyorum söylesene bana. Ben neyin gururunu yapıyorum? Hakikaten ben neyin gururunu yapıyorum ya? Kadir nereye? İşim var. Allah senin de belanı versin İsmet. Senin de. Erhan bak ben anlamıyorum artık. Ya bir telefon numarasının kimin kullandığını bulmak bu kadar mı zor? Hayır efendim, teknik takip falan istemiyorum. Polisi karıştırmayın şu işe. Akif Bey. Kapat, arayacağım sonra. Ne var? Ne istiyorsun? Küçük kardeşim hasta. Geçmiş olsun. Çocuklara bakamıyorum ben. Hani sana iş veririm demiştin ya. Olur. Kabul ediyorum. İşte bu kadar ya. Tamam. Bak, çalışanın benim başımın üstünde yeri var Kadir'cim. Ayrıca da bu çatı altında emekçinin yeri ilelebet sağlamdır. Sizler bana belini emanetsiniz. Bizde öyle öküz öllü ortaklık bozuldu olmaz. Bu şirkette çalışan herkesin evladı bizim evladımız sayılır. Kaç kardeşim var? Üç. İkisi okuyor, biri 6 yaşında. Allah bağışlasın. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Okula gidenleri benim kolejime alıyoruz, burslu. Tüm eğitim masraflarını ben karşılayacağım. Senin işi de... Ha, okulda bir kafe var. Orada çalışır mısın? Hem kardeşlerin gözünün önünde olur. Olur. Bitti gitti işte, bu kadar ya. Oldu bu iş Kadir. Hayırlı uğurlu olsun. Al şunu da. Kadir, avans veriyorum. Artık sen benim yanımda çalışıyorsun. Maaşından peyderpey keseceğim, al şunu. Bak, sen çok gururlu bir çocuksun. Bunu anladım, takdir ediyorum. Çok da sevdim ayrıca. Hadi al. Al. Sağ ol. İşte bu kadar. Bak, demek ki konuşunca güzel güzel anlaşılabiliyormuş.
Hadi iyi günler. Çok çalış. Çok çalışırsan mutlaka başarırsın. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.